Sanıyorum ki ben dediğim şey gözümün önünde uçuşan bazı silik fotoğraflardan yahut onların hatıralarından başka bir şey değil. Bakıyorum da garip bir heyecanla sürekli yazıyorsunuz. Neden? Siz başımın içindekileri boşaltmadan önce elimi çabuk tutup ben boşaltmalıyım. O zaman elinizi iyice çabuk tutun, haftaya size ameliyata alıyorum. Hayat hikayemiz bakıyorum da hadiselerden çok bir oyuna benziyor. Bir dekor içinde ayakta, durmaksızın el ve kol sallayarak konuşuyor, bağırıyor, durmaksızın öteye beriye düşüp ölüyoruz. İşte perde arası. O Eskişehir'de trenden inen adam bendim değil mi? Peyami! Seni Ankara'da bulacağım derken sen Eskişehir'de karşıma... Seni Anadolu'da görmekten daha şaşırtıcı değil herhalde. Başında kalpağıyla bir Peyami, inanılır gibi değil. Ayşe anlattığı zaman ne kadar sevindim bilemezsin. Mustafa Kemal Paşa ve bazı mebuslar cepheleri teftişe gidiyorlar. Ben de Afyon'a gidiyorum. Paşa istasyona geldiler komutanım. Seni nasıl görebilirim? Ankara'ya talimgaha gidiyorum. Gelmişken Ayşe'yi niye görmüyorsun? Nerede Ayşe? Burada, hastanede. Boncuklu gelin ortalıkta dönüyor da dönüyor. Arslanımda efeler vay vay. Sağ olasın Ayşe bacı. Bir tane daha söyleyeyim Şir Hanım, ne olur. Yarın yine söylerim. Bugün her şey ne güzel. Cemal abim gitti, siz geliyorsunuz. Böyle güzel türkü söylediğinizi bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ne kadar değişmişsiniz. Öyle mi? Değişen pek bir şey olmadı aslında. Hareketleriniz, yüzünüz. O İstanbul'daki Peyami gidip yerine... Evet, yerine. Sanki onlardan biri gibi. Sadece gibisi doğru. Gözlükler attan düştüğümde kırıldı. Acemilik işte. Hala öğrenemedim doğru dürüst bilmeyi. Bu da İhsan'ın kalpağı, benim fes ezilmişti. Buralarda gözlük yaptıracak bir yer bulabilir miyim? Sizi hep kırıyorum değil mi? Kaldığım yeri görmek ister misiniz? Hı. Boşuna soru sormayın. Şekeri nereden bulduğumu söylemeyeceğim. Bu inanılmaz bir şey Madame Talia. Bir pasta.
Bugünlerde tatlı bir şeyler, yemek de olsa önemli. Her şey o kadar tatsız ki. Le Bon'da bile bundan iyisinin yapılamayacağını daha yemeden tahmin ediyorum. Ayşe Hanım sizin için diplomattır demişti. Her bakımdan haklı galiba. Madame Talia, sizi Ankara hükümeti adına aşçı başının şekerlerini çalmaktan dolayı tutukluyorum. Çalmak sözü yanlış. Baharatla değiştiriyorum. Acı verip tatlı alıyorsunuz. Müdafaanız kabul edilmedi. Sizinkiler acıyı tatlıdan çok seviyorlar. Maalesef evet. Bu da doğuya has bir hususiyet işte. Sizi Peyami Bey ile tanıştırayım. Doktor. Kemal. Memnun oldum. İstanbul'dan katılmalar devam ediyor demek. Peyami Bey daha önce geçmişti Anadolu'ya. Ankara'dan gelen teftiş heyetiyle mi birlikteydiniz? Hayır, Geyve'deydim daha önce. Ankara'ya yeni geçiyorum. Teşekkür ederim. Kuvayi Milliye'deydiniz demek. İhsan Bey'in birliğinin yanında kalmıştım bir süre. İhsan Bey? Evet, ününü duydum. Ethem Bey'le birlikte Çapanoğlu ayaklanmasını bastırmaya katılmıştı, değil mi? Evet. Ama aslen kendisi bir subaydı galiba. Binbaşıydı. Şimdi 56. Tümen'e düzenli orduya katıldı. Evet. Düzenli güçlü bir ordu kurulmadan ne yapabiliriz bilemiyorum. Durumumuz bir hayli zor. Bir yanda Yunan ordusu Bursa'yı ve Balıkesir'i aldı. Öte yanda iç isyanlar birbirini izliyor. Neyse. Bu güzel pastanın tadını kaçırmayalım. Ayşe Hanım'la İstanbul'dan tanışıyorsunuz demek. Akraba oluruz. Öyle mi? Buna sevindim. Anadolu'ya geçmeden önce ne yapıyordunuz? Hariciye nezaretinde görevliydim. İstanbul'da kalsaydınız size bir hayli iş düşecekti. İstanbul hükümeti anlaşmayı imza etmek için sevre bir heyet göndermiş. İstanbul gazeteleri zaman zaman ulaşıyor bize. Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis Beyler Paris'e varmışlar. Ama imza töreni 10 Ağustos'a ertelenmiş. Böyle bir ihanet vesikasını nasıl imza ederler anlayamıyorum. Anlaşmanın muhteviyatı ile ilgili bir malumatınız var mı? Elimize geçen Rum matbuatından bildiğimiz kadar Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Samsun çevresindeki bir arazi bize bırakılıyor. Boğazları ise bir komisyonun yöneticisi söyleniyor. Geriye ne kalıyormuş peki? Neyse. Siz biraz Ayşe Hanım'la hasret giderin. Bıçaklarım ve satırlarım beni bekliyor. Hiç rahatsız olmayın lütfen. Hemşire Ayşe Hanım, yarına kadar izinlisiniz. Hiç uyumadan çalışır. Bu enerjiyi nereden aldığına şaşıyorum. Neredeyse insanları kesip biçmekten sadistçe bir zevk aldığını düşüneceğim geliyor. Pastayla sizleri baş başa bırakıp ben de gidiyorum. Yarına biraz kalırsa sevinirim ama kalmazsa da pek fazla üzülmeyeceğimi bilin. Her şey için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmeyecek miyiz? Yatağımız var, kalabilirsiniz. Bu gece geç vakit bir nakliye treni kalkacakmış, ona binmek istiyorum. O zaman ileride görüşmek üzere Peyami Bey. Hı. İyi geceler. Biraz daha ister miydiniz? Hayır. Neler yaptığınızı anlatmayacak mısınız? Şey yapmadım. Anadolu'da emanet bir kalpakla dolaşıyorum. Evet. Böyle geçin beyefendi. Hayır. Buradan konuşabilirsiniz. Rahatsız olmayın.
Tren kalkıyor zaten. İyi, her saniye önemlidir bu anlarda. Göz, gez, arpacık, ayaklar açık, tüfek omuz boşluğunda olacak. Doldurma ve kapama rahatla yapılacak. Göz, gez... Bunlar yetişip zabit olacak, biz de göreceğiz bir başı. Tüfek omuz boşluğunda olacak. Gözünüz hedeften ayrılmayacak. Göz, gez, arpacık, ayaklar açık. Tüfek omuz boşluğunda olacak. Gözünüz hedeften ayrılmayacak. Göz, gez, arpacık, ayaklar açık. Tüfek omuz boşluğunda olacak. Göz, gez, arpacık, ayaklar açık. Tüfek omuz boşluğunda olacak. Gözünüz hedeften ayrılmayacak. Beyam efendi, komutan istiyor. Göz, gez, arpacık, ayaklar açık. Tüfek omuz boşluğunda olacak. Gözünüz hedeften ayrılmayacak. Fevzi Paşa'ya bir söyleseniz binbaşım, sizi kırmayacaktır. Bu iş cephede savaşmak kadar önemlidir. Bir ordu kurmaya çalışıyoruz. İyi de binbaşım, kurtlandım kaldım burada. İhsan binbaşıma baksana, bütün kurtlarını nasıl döküyor. İstanbul'u Peyami Efendi geldi komutanım. Bunlar seni hayli yormuş. Zayıflamışsın Peyami Efendi. Peyami'ye bir elbise tedarik edebilir misin? Hayırdır, nereye? Erkan-ı Harbiye Komutanlığı'nın emriyle mektebi muvaffakiyetle bitirdiniz Peyami Efendi. Elim daha tetiğe bile değmedi. Erkan-ı Harbiye'de İngilizce ve Rumca bilen bir yedek subaya çok ihtiyaç var. Aklıma sen geldin. Yunanistan'da iş durum biraz karışmış. Fevzi Paşa Yunan matbuatının günü gününe tercümesini istiyor. Neologosları ben alıyorum. Siz de Tahidromosları tercüme edersiniz. Askeriyeye ve hariciyeye taalluk eden mühim gördüğünüz kısımları tabii. Yunanlılar 6 Ocak 1921 saat 07'den itibaren güney ve batı cephelerinden ileri harekata başladılar. Yeni kurulmaya çalışılan düzenli ordu ise isyan halindeki Ethem Bey kuvvetleriyle çarpışıyordu. Bu ateş ve barut kokan günler benim için koridorda bir aşağı bir yukarı hızla gidip gelen çizme sesleri demekti. Ve biraz da uykusuz geçen geceler. Cepheden karargaha, karargahtan cepheye kelimeler uçuşuyordu. Akpınar Kovalca mevziği, 11. Tümen, Kızılcapınar sırtları, Saraycık deresindeki ihtiyatlar, İnönü mevziğinin sol kanadı, Gediz, Ethem kuvvetleri, 11. Tümen hücum taburu. Düşman geri çekiliyor. Artık gidip yatabiliriz. Yaralı filan değildir inşallah. Yok canım. Öyle bir şey olsa Erkan-ı Harbiye'den söylerlerdi. İsmet Bey'in karargahıyla birlikte geliyor bende. Mesele halledildi.
Hangi büyük mesele? Çok. Çok mesele hallediyor. Ben göremiyorum. Hep sen onu nasıl tanıdın kızım? Son gördüğünde daha çocuk. Evet İhsan. İhsan! Amca bu ne güzel tesadüf. Nazan Hanım teyze. Hoş geldin yavrum. Sakın bu güzel kıza Sabiha demeyin. Sabiha tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemal, Peyami. Mütevazı ölçülerde bir muharebeydi. Askeri cephesini bilemem ama siyasi sonuçları daha önemli olacaktır. Meclisteki muhalefeti susturması bir yana, gerek İstanbul'a gerekse Avrupa'ya karşı tesirli olacaktır. Eteme karşı harekat ne merkezde? Gördes yönüne doğru çekiliyor. Kardeşi Tevfik Bey Yunanlılarla teslim görüşmesi yapıyormuş. Fakat adamlarından bazıları bize teslim oluyorlar. Asıl siz bize mecliste neler oluyor onu anlatın. Bir kanun esası hazırlandı. Yarın Millet Meclisi'nde müzakere edilmeye başlanacak. 1908 kanunu esasından farklı olacak herhalde. En büyük farkı, hakimiyet bila kaydı şart milletindir ibaresidir. Müzakereler hayli tartışmalı geçecek. Yemek için teşekkürler. Kahveden sonra bize izin verirseniz İhsan'ı sizlerden biraz ayıracağız. Gece getirmeniz şartıyla. Baş başa konuşacağınız şeyler vardır elbette. Ona karargâhta yer ayırtmıştık ama bir yıla yakın dağlarda dolaşıyor. Ev sıcaklığına hasret kalmıştır. İstanbul'daki son geceyi hatırlıyor musunuz? Yine böyle köpekler uluyordu. Sen de nerede bir köpek havlaması duysam aşkımı hatırlayacağım demiştin. Hatırlıyor musun bari? Silik, solgun bir fotoğraf gibi. Sabiha biraz garipleşti. Küçük yaştan beri seni büyüyünce İhsan'la evlendireceğiz diye takılıp durdun kıza. O da büyüdü. Aman be, şakanın sırası mı? Şaka filan değil hanım. İhsan gibi bir oğlum olsun istemişimdir her zaman. İhsan'ı ben de severim ama harbali. Sonumuzun ne olacağı belli mi? İçinde fazla bir şey gördüğünüzü sanmıyorum. Bazı silik yüzler ve top sesleri kaldı. Bir de küçük mermi. Ha, bakın onu unutmuştum. Ne kadar vaktim var doktor? Eğer ameliyat gününü soruyorsanız yarından sonra. Bir gün yazdıklarınızı okumak isterim. Şey mi oldu? Günlerdir uykusuz olduğunu biliyorum ama veda etmeden gitmek istemedim. Nereye? Meclis muhafız taburu cepheye hareket emri aldı. Bu durumun tehlikeli olduğunu gösteriyor. Dışarıda konuşalım. Cephelerde durum hiç iyi değil. Adapazarı'nı işgal edip Sakarya'nın doğusuna geçtiler. Güneyde Afyon'a girdiler. Şimdi İnönü mevzilerinde çarpışılıyor. Eskişehir'de durum nedir? Düşman tayyareleri Eskişehir'i bombalıyor. Çabuk çabuk hemşire, çabuk. Seninle amma çok vedalaşmaya başladı. Trenle Eskişehir'e gideceğiz ama Ayşe'yi görecek vakit olmayacaktı. Bana bir şey olursa.
Ne saçmalıyorum ben. Birlikte kordonda rakı içeceğiz ya. Sabahtan beri sebat eden artçı... Allah cezanı vermesin. Bir de şehir çocuğuyum deyip kasılırsın. Okusana şunu doğru dürüst. Artçı olması muhtemel. Hemşire hanım, şunu sen bir güzel okuyuversen de anlasak. Yunanistan'da dahili vaziyet. Onu değil hemşire, Metris Tepe'den görülen vaziyet diye başlıyor ya. Sabah 9.30'da Metris Tepe'den görülen vaziyet. Gündüz beş şimalinde sabahtan beri sebat eden ve artçı olması muhtemel düşman müfrezesi sağ cenah grubumuzun... Bizim grup. Sağ cenah grubumuzun taarruzu ile gayrı muntazam çekiliyor. Kıtalarımız yakından takip ediyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını muzaffer silahlarımıza terk etmiştir. Terk etmiştir. Terk etti ya. Bursalı çam ağacı gibi delikanlı bir sancaktarımız vardı. Metris Tepe'de bizim taburla beraberdi. Yanı başımda, sancağı kucağında çam gibi devrildi. Bir kızım var, adı Kevser. Hayırlısıyla harp bitince onu okutacağım. Gazeteleri su gibi okusun, senin gibi. Bir çocuğun mu var? Üç tane, ikisi oğlan. Ama Kevser'in yeri başkadır. İstanbul kızları gibi içli, güzeldir. Ateşli olması normaldir. Binbaşıyla tanışıyorsunuz demek. Evet. Seyyar hastanelerden gelen yaralıların ameliyatları için hastaların bir kısmını trenle Ankara'ya nakledeceğiz. Binbaşı için düşündüm de, Madam Talya'nın evinde bir yer bulabilirseniz. Doktor bey, teşekkür ederim. Siz geç kalınca yemeği ben götürdüm. Size zahmet oldu. Yemek soğumadan siz de yiyin. Teşekkür ederim, hastanede atıştırdım. Ne atıştırdığınızı ben biliyorum. Haşlanmış bulgur çorbasıdır. Sizden ümidi kesmiştim. Kusura bakmayın. Hasta sevki sürüyor. Bugün sargılarınızı değiştireceğim. Eğer İzmir'e girersek benimle... Rica ederim İhsan Bey, elimi bırakın lütfen.
düşünebildiniz? Çılgınsınız siz. Yapmayın. Yapmayın. Sen mi bağırdın beyim? Ter içinde kalmışsın. Karabasan mı gördün? Uyu beyim. Şeytanı kov kafandan. Yaralanma haberini aldığı günden beri ağlıyor. Dayanamadım getirdim. İhsan Bey'i Ankara'ya götürme fikrinize ben de katılıyorum. Zira ona layıkıyla bakacak vaktim maalesef olamıyor. Üstelik civardaki seyyar hastanelere inanç nakli için gitmem gerekiyor. Durumu bir de doktor bey ile görüşürseniz... ...şimdi izninizi rica edeceğim. Kütahya düşmüş. Albay Kuryanis kuvvetleri Kütahya'ya girmiş. Yunan veliahtı da bugün şehre gelmiş. Reis Paşa acele trenle Garp cephesine hareket etmiş. Benim sana gelmem gerekirken... Harbiye'de işlerim vardı. Seni de görmek istedim. Kütahya düşmüş. Evet. Ben de şimdi öğrendim. Ne olacak dersin? Oturun Teğmen. Ne olacağını söylemek şimdilik güç. Sen ne yapacaksın? Kol ordunun erkanı harp reisine tayin etmişler. Onu değiştirmek için geldim. Ama halledemedim. Niçin? Yaralı olduğum için ileri cephede vazife alamayacağımı düşünüyorlar. Neyse. Bu arada sana da veda etmek istedim. Eskişehir için bir tehlike söz konusu mu? Eskişehir'den çekiliyoruz. Yunan tayyareleri bu sabahtan itibaren şehri bombalıyor. Ayşe'den bir haber alabilir miydik? Bilemiyorum. Ben Eskişehir'den ayrılırken o seyyar hastanelere gitmişti. Kendisini göremeden ayrıldım. Belki de Eskişehir'de değildir. Çocuklar! Tren bir hastan hareket edecek, çabuk olun! Thank you.
Yazdığın şeyler belli ki mühim beyim. Ama biraz da yemen lazım. Her şey sanki sonuna gelmişti. Ankara'yı bile terk edenler vardı. Meclisin taşınması düşünülüyordu. Ordu son sınırları savunuyordu. Bir halk canını dişine takmış harp ediyordu. Kader günleriydi yaşanılan. Kadın, çocuk, herkes bu harbin içindeydi artık. Bana bile cepheye sevk emri geldi. Sizi burada gördüğüme hiç şaşırmadım. Ben şaşırmadığımı söyleyemem ama çok sevindim. Ne garip değil mi? Bebekler hiç ağlamıyor. Yapılan işin önemini sanki anlamış gibi. Karargaha gidecek subaylar için atlar yan tarafta. Çavuş size yolu gösterecek. Tekrar görüşürüz sanırım. Geldiler komutanım. Rumca bilen grup değil mi? Evet komutanım. İstihbarat kısmında çalışacaksınız. Şimdi uzanıp yorgunluk atın. Çavuş sen yerlerini göster. Baş üstüne. Benimle gelin. Burası.
İstanbul'da mısınız? Evet. Ben de. İlk defa cepheye geliyorum. Arkadaşlar da öyle. Talimgâhtan yeni çıktım. Ne oldu? Şurba geçtiler. Biz mi onlar mı hücuma geçti? Bu sesler içinde uyuyabilecek misiniz? Alışmalıyız. Cepheye geldin diye farklı bir şeyler yapıp kahraman olacağını sanma. Böyle top seslerini dinleyip bu kağıtlarla cebelleşeceksin. Yakında top seslerinin uzaklığı yakınlığından cephe durumunu Erkan-ı Harbiye'nin raporları kadar iyi takip etmeyi öğrenirsin. Şimdi durum nedir? Yunan saldırısı soluklanmaya başladı. Top sesleri iki gündür olduğu yerde sayıyor. Süvariler cephe arkasından sıkıştırıyorlar düşmanı. Bir şey mi istemiştiniz binbaşım? Affedersiniz, siz Ali Paşa'nın kızı değil misiniz? Evet. Beni hatırladınız mı? Çıkaramadım binbaşım. Sizi nereden tanıyabilirim? İstanbul'da bir defa karşılaşmıştık. Önemli değil. Öyle mi? İstanbul günlerinin üzerinden öyle çok şey geçti ki, sanki asırlar olmuş gibi. Kusura bakmayın, çıkaramadım. Önemli değil, bir defa karşılaşmıştık zaten. Paşamdan haber alıyor musunuz diye sorayım dedim. Kendisi esir mübadelesiyle serbest bırakıldı. Ankara'dan yeni vazife istemeye gitti. Çok sevindim. Görürseniz paşama hürmetlerimi söyleyin. Kim olduğunuzu söyleyin binbaşım. Cemal dersiniz. Sabaha kadar hiç uyumaz. Işık yanar durur. Kim uyumaz? Mustafa Kemal Paşa. Odası orası. Bu kadar yakın olduğumuzu bilmiyordum. Odasına hiç gittiniz mi? Birkaç defa gittim. Rapor götürdüm. Önünde küçük bir masa durur. Başı hep onun üstündedir. Ölçer, biçer. İlk rapor götürdüğümde gözlerini kısıp baktı. Ne haber? İyi mi, fena mı dedi. Şaşırdım. 8. grubun raporu dedim. Anlatma, iyi mi, fena mı söyle dedi. İyi efendim dedi. Getiriniz dedi. Kaşları çatık okudu. Hayli sert, iyi değil, anlamamışsınız dedi. İkinci gittiğimde yüzümü tanıdı. Yine iyi mi, fena mı dedi. Pek iyi değil efendim dedim. Veriniz dedi. Dikkatle okudu. Bu iyidir efendim dedi. Okuduğunuzu anlamıyorsunuz. O akşam başka bir kağıt daha götürdüm. Girdiğimde titriyordum. Yine sordum. Önce fena gibi, sonra iyileşiyor dedim. Aldı okudu. Sonra yanında harita üzerinde çalışan İsmet Paşa ile konuştu, konuştu. Gözleri bir aralık bana ilişince kaşları çatıldı. Getirdiğim kağıdı imzaladı. Al çocuğum dedi. Galiba en iyi haberi en son götürmüş olacağım.
57. Alay karargahı buraya yakın mı? Tabii, tepenin ardı, köyün yanındalar. Orada bir arkadaşım vardı. Bu gece göreceksen gör, yarın sevk edilecekler. Erkan Harp Reis'inin yeri neresi? İlerideki çadır komutanım. Kolordu emrine gönderilen Garp cephesi mülhaklarından Peyami. Sen misin Peyami? Otursana. Ben de evrakı yarın sabah yerime gelene teslim etmek için çalışıyordum. Buradan gidiyor musun? Ben de yakınlaştık diye sevinmiştim. Pek çok alayın komutanı şehit oldu. Kumandandan rica ettim. Ateşe yakından dokunmak istiyorum. Görüyorsun ya, üşüyorum. Yüzün ve gözlerin kızarmış. Ateşin var galiba senin. Üşümen ondandır. Her neyse. Çıkıp dolaşalım biraz. Kuzeninki sıtma olabilir, bir doktora görünmelisin. Şimdi geçer, önemli değil. Hastane yakında mı? Benim için mi soruyorsun? Başka ne olabilir? Ayşe Hanım da hastanede. Garip bir gece, Erat sessiz. Büyük muharebe öncesi gecelerinde hep böyle olur. Erat sessizce evini, karısını, çocuklarını, sevgilisini düşünür. Çıt çıkmaz kimsede. Benimse çenem açıldı değil mi? Evet. Ayşe Hanım hemen yakınımızda. Atla 5 dakikalık mesafede. Onu senin de sevdiğini biliyorum. Bizi birbirimize bağlayan bağ da belki o. Ayşe Hanım gibi birine ilgisiz kalmak hayli zor. Herkes için. Benimkine ilgi denemez. Delilik denebilir sadece. Seni kaç kere çekip bulmak geçti içimden, biliyor musun? Sadece senin. Ahmet Rıfkı'yı hatırlar mısın? Doğançay'da şehit olmuştu. O yiğit çocuğu. Bölgesi Ayşe'nin üzerine düşen herkes. Onun ruhumda karıştırmadığı bir nokta, alt üst etmediği bir köşe kalmadı. Bazen eli elimi yakacak kadar yaklaştı derken, yine simsiyah bir sır gibi ulaşılmaz ve uzak. Eskişehir'de yaralandığımda harp bitince karım olmasını istedim. Ne dedi Ayşe? Evet dedi sanki. Yoksa hayır mı dedi. Yoksa hiç mi bir şey söylemedi. Ama kaçtı. Daha sonra görüşemediniz mi? Seninki düpedüz umman. Evet, doktor da öyle dedi. Ben Ayşe'nin tam alnına bakıyordum. Bir kurşun tam 2 kaşının arasına. Evet, bir gece gittim ona. Ayşe hemşire nerede? İleride. Sağdaki çadırda komutanım. Oh binbaşım, sizi böyle görmek ne güzel. Ayşe hemşirenin çayını içmeden yorgunluğum gitmiyor. Size de bir bardak çıkar sanıyorum. Muharebenin tam durumunu sizden öğrenebiliriz artık. Angal Dağı'nın düşmesine sebep olanlar için başkomutanın cezalandırılmalarını istediği doğru mu? Evet. Çay içer misiniz İhsan Bey? Hayır. Her iki ordu da yoruldu. Feyzi Paşa'nın bize yağmur yağarken düşmana güneş doğmuyor tabiri tam yerinde.
Yunan ordusu da artık yoruldu. İngilizlere mi Yunanlılara oynamaktan vazgeçtiklerini sanıyorum. Siz muharebe yorgunusunuz, bense kafanızı şişiriyorum. Affedersiniz, konuşmanızı takip edemedim. Önemli bir şey değildi. Sizin gözleriniz kızarmış binbaşım. Ateşiniz de var. Önemli bir şey değil. Sıtma olabilir, sizi muayene edeyim. Teşekkür ederim. Şimdi gitmeliyim. Vaktim az. Tipik huma belirtisi. Delirmiş olmalıyım. O tetiği gerçekten çekmiş olabilirdim. Tipik bir huma belirtisi. Gel birlikte gidelim hastaneye. Sağ ol, daha sonra. Yarın alay cepheye sevk edilecek. Hazırlıklarla ilgilenmeliyim. Benim atımı alabilirsin. Çadıra senin için bir yatak attıracağım. O kalabalık çadırdan daha rahat uyursun. Kör muhtara söyle ki bu harbin bir de bitişi vardır. Ben köye varınca acaba o nereye gidecek? Yazdın mı bacım? Hı hı. Bizim öküze göz koymuş kör olasıca. Zaten bir gözü kör ya. Kanun öyle yazıyor diyormuş. Yarına devam ederiz bacım artık. Peki çavuş. Hep olmayacak günlerde çıkıverirsin karşıma. Nasılsın Ayşe? İyiyim. Biraz yorgun. Bilmem ki. Düşmanın ilerleyişi durdu diyorlar. Evet. Yarın bizimkiler karşı saldırıya geçecekler. Hı. Biliyorum. Biraz önce Cemal abim buradaydı. Seni de görse sevinirdi. Yarın sabahla birlikte alayının başında Çaldağ'a hücum edecekler. İhsan'ın alayı da. O Erkan-ı Harbiye'de değil mi? Bugün alaya tayinini istemiş. Hı hı. Sağlığı pek iyi değil. Biliyorum. Biraz kinin vereyim sana, götürürsün. Karargah uzak değil, sen bir baksana. Bu kan deryası içinde bir sıtmanın ne hükmü olabilir Peyami? İhsan için bir konuşmaya gelmiştim buraya. Aylar oldu görüşmeyeli. Anlatsana, neler yaptın? Sahi. Sen kendin için hiç konuşmazsın değil mi benimle? Bir kere konuşmuştum. Konuştun mu? Seninle değil, annemle. Annenle mi?
Evet annem. Evet diyeceğimi nasıl düşünebilirsiniz? Tanımadığım, yüzünü bile görmediğim bir kızcağızı İzmir'den buraya çağırıyorsunuz. Geldiği günde bana onunla evlenmemi istediğinizi söylüyorsunuz. Daha önce söylesem kabul etmezdin. Geldiğinde kabul edeceğimi nasıl düşünebilirsiniz? Onu bir görsen hayır diyemeyeceğini biliyorum. Onu nasıl görebilirim anne? Yaptığınız bu korkunç şey yüzünden o zavallı kızın yüzüne nasıl bakabilirim? O zavallı bir kız değil. Benim yeğenim. Ne susuyorsun söylesene. Ne konuşmuştun annenle? Hiç. Hepsi çok geride kaldı. Hepimizin çenesi açıldı bugün. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Varlığın bana hep huzur veriyor. Gideyim artık. Kendine iyi bak. Bu gece bu karargahta bunun söylenmesi gereken en son kişi benim herhalde. Hoşça kal. Hücum başlıyor mu? Evet. Çok sağlıklı görünüyorsun. Dün gece beni korkutmuştun. Dün gece yoruldum. Unuttum. Gel dışarı çıkalım. En önde Cemal Nala gidiyor. Onu geçerken bir görseydin. Öyle heybetliydi ki. Bu sabah sana yiyecek yokmuş. Öyle dedi doktor bey. Ameliyattan önce yasaktır dedi. Yine de sen şunu atıversen ağzına. Aç karnına hiçbir şey olmaz. Tokluktan zarar gören olmamıştır. Sağ ol Salih. Ama bu defa doktor haklı galiba. Ameliyat masasını pisletmek pek iyi olmaz herhalde. Bitti mi? Son bir sayfa kaldı. Onu da ameliyattan sonra yazarsınız. Biraz müsaade etseydiniz doktor bey, son sayfaydı. Hadi bakalım. Görüşemezsek eğer hakkını... Başlama yine teminim. Şu şeytanı kov kafandan. Ne hakkım geçti ki teminim? Geçtiyse eğer helal olsun. Önce Cemal'in şehit olduğu haberi geldi. Yerine İhsan'ın kuvvetleri harekete geçti. Thank you.
düşman Ilıca Özü'nün yanındaki birlikleri geri mi çekiyormuş? Bu Çaldağ'ını alıyoruz demektir. Tabii albayım, hemen bildiririm. İhsan binbaşı mı? Üzüldüm albayım. İhsan binbaşıya ne olmuş? Yaralanmış, cephe gerisine getiriyorlarmış. İhsan kardeşim. Ya. Anlayamıyorum İhsan. Evet kardeşim, söyle lütfen. Evet kardeşim, seni dinliyorum. Şehit oldu Teğmen'im. Ama bir şey söyleyecekti. Bunların hepsi bir şey söyleyecekti Teğmen'im. Bunu yapacağını biliyordum. Onunla gideceğini, beni bırakacağını. Hep kaçtın benden. Beni aldattın hep. Peşini bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Bu sefer de peşinden gelemeyeceğimi sanıyorsan şaşarım sana. Sen de İhsan. Sinsice bir plan bu. Sinsice bir ihanet planı. Beni yenemeyeceksin. Her zaman daha güçlüydüm senden. Benden hep korktun. Biliyorum bunu. Küçümser gibi yaptın ama korktun. Her zaman daha güçlüydüm senden. Hakkını helal et doktor bey. Pek çabaladın bizler için. Gidiyor musun Salim? Öyle doktor bey. Ordu iyice toplanmış. Bu şamarla Yunan denize düşer artık diyorlar. Birliği geri çağırdılar. Yolun açık olsun. Teğmen için hepimiz çok üzüldük. Komada uzun kalmasaydı belki kurtulurdu. Ameliyat iyi geçmişti. Komasını falan bilmem doktor bey. O gitmeye çoktan karar vermişti. Bir defteri olacaktı. Evet, ben de hep merak ederdim ne yazdığını. Sen de mi okumak istiyorsun? Yok komutanım. Okumam yazmam yoktur benim. Ne yapacaksın defteri öyleyse? Ayak altında kalmasın komutanım. Sağlıcakla kalın.
Ne garip değil mi? Yazılanlar çok etkilemişti beni. Bunun nesi garip? Defterde adı geçenleri soruşturayım dedim. Ne o alayda İhsan diye bir binbaşı, ne Ankara'da Cemal diye biri, ne de Eskişehir'de Ayşe adlı bir hemşirenin kaydını bulabildiler. Nasıl oluyor peki? Kurşunun dimağdaki etkisi.